Birinci soru. Meryem oğlu Mesih sadece bir peygamberdir. Ondan önce de nice peygamberler geldi geçti. Onun annesi de dosdoğru bir kadındır. İkisi de yemek yerlerdi. Bak onlara ayetlerimizi nasıl açıklıyoruz. Maide suresi 75. ayet. Bu ayetten Hz. İsa ile ilgili aşağıdaki sonuçların hangisi çıkarılamaz? A şıkkı Allah'ın elçisidir. Evet, bu çıkarılabilir çünkü Meryem oğlu Mesih sadece bir peygamberdir demiş. Bakın peygamber Allah'ın elçisidir. B şıkkı Tanrı değil insandır. Evet, bu da çıkarılabilir. Bu ayette Hz. İsa'nın Tanrı olmadığı, bir insan olduğu anlatılıyor. Bakın ondan önce de nice peygamberler geldi geçti. Onun annesi de dosdoğru bir kadındır. İkisi de yemek yerlerdi. Bak onlara ayetlerimizi nasıl açıklıyoruz. C şıkkı mucizeler göndermiştir. Evet, verilen ayetten bu sonuç çıkarılamaz. D şıkkı Hz. Meryem'in oğludur. Evet, bu da çıkarılır arkadaşlar. Çünkü Meryem oğlu Mesih deniyor. Bakın doğru cevap C şıkkıdır. İkinci soru. Hz. İsa ile ilgili yargılarından hangileri doğrudur? 1. İnsanları tevhid inancına çağırmıştır. Evet, bu doğrudur. Tevhid inancı bir olan Allah'a inanmaktır arkadaşlar. Allah'ın birliğine, yani tek bir yaratıcıya inanmaktır. 2. İnananlara namazı ve zekatı emretmiştir. Evet, bu da doğrudur. 3. Kendinden önceki peygamberleri reddetmiştir. Evet, bu yargı çıkarılamaz arkadaşlar. Kendinden önceki peygamberleri reddetmemiştir. 1 ve 2 yargıları doğrudur. Doğru cevap A şıkkıdır. Üçüncü soru. O peygamberlerin izleri üzere Meryem oğlu İsa'yı önündeki Tevrat'ı doğrulayıcı olarak gönderdik. Ona içerisinde hidayet ve nur bulunan, önündeki Tevrat'ı doğrulayan, Allah'a karşı gelmekten sakınanlar için doğru yola iletici ve bir öğüt olarak İncil'i verdik. Maide suresi 46. ayet. Bu ayete göre İncil ile ilgili olarak aşağıdakilerin hangisi söylenemez? A şıkkı Hz. İsa'ya indirilmiştir. Bu söylenebilir. Çünkü bakın İncil'i verdik deniyor Hz. İsa'ya. B şıkkı Tevrat'ı onaylamaktadır. Evet, bu da söylenebilir. Çünkü Tevrat'ı doğrulayan deniyor. C şıkkı insanlara rehberlik etmiştir. Evet, bu da söylenebilir. Çünkü bakın Allah'a karşı gelmekten sakınanlar için doğru yola iletici ve bir öğüt olarak dendiği için bu da doğrudur. D şıkkı Mısır halkına gönderilmiştir. Evet, arkadaşlar İncil ile ilgili olarak bu söylenemez. Doğru cevap D şıkkıdır. Dördüncü soru. İslam inancına göre Hz. İsa ne Hristiyanların iddia ettikleri gibi bir tanrı veya tanrının oğlu ne de Yahudilerin iddia ettikleri gibi sıradan bir insandır. O Allah'ın gönderdiği bir peygamberdir. Bu parçadan Hz. İsa ile ilgili aşağıdaki sonuçların hangisi çıkarılamaz? A şıkkı Yahudilerin görüşü reddedilmektedir. Bu çıkarılabilir çünkü Yahudilerin iddia ettikleri gibi o sıradan bir insandı. Fakat o sıradan bir insan değil, sadece Allah'ın gönderdiği bir peygamberdir. B şıkkı Hristiyanların görüşü savunulmaktadır. Evet, bu çıkarılamaz arkadaşlar. Çünkü Hristiyanların görüşü onun bir tanrı ya da tanrının olduğudur. Halbuki İslam inancına göre o Allah'ın gönderdiği bir peygamberdir. B şıkkı yanlış olur. C şıkkı İslam'ın onayladığı görüş açıklanmaktadır. Evet, bu doğrudur. D şıkkı Allah'ın kulu ve elçisi olduğu bildirilmektedir. Bu da doğrudur. Doğru cevap B şıkkıdır. Beşinci soru. Hz. İsa insanları bir olan Allah'a inanmaya davet etmiş ve kendisinin Allah'ın elçisi olduğunu ısrarla belirtmiştir. Kur'an'da bu durum sık sık vurgulanmıştır. Aşağıdaki ayetlerin hangisi bu durumla ilgili değildir? A şıkkı. İsa şunu da söyledi. Muhakkak ki Allah benim de Rabbim, sizin de Rabbinizdir. O halde ona kulluk edin. Doğru yol budur. Meryem suresi 36. ayet. Verilen ayet yukarıdaki durumla ilgilidir. B şıkkı. Kuşkusuz Allah benim de Rabbimdir, sizin de Rabbinizdir. Öyleyse ona kulluk edin. İşte doğru olan yol budur. Ali İmran suresi 51. ayet. Bu ayet de verilen durumla ilgilidir. C şıkkı. Zekeriya'yı, Yahya'yı, İsa'yı, İlyas'ı doğru yola erdirmiştik. Bunların hepsi salih kimselerden idi. En'am suresi 85. ayet. Evet, buradaki verilen ayet yukarıdaki durumla ilgili değildir. Burada evet, bazı peygamberlerden bahsedilmiş. Bunların hepsinin salih kimseler olduğu söylenmiş. D şıkkı. Oysa Mesih, ey İsrailoğulları benim de Rabbim, sizin de Rabbiniz olan Allah'a kulluk edin demişti. Maide suresi 72. ayet. Evet, bu ayette yukarıdaki durumla ilgilidir. Doğru cevap C şıkkıdır. Altıncı soru.
Muavvizeteyn adı verilen sure çifti aşağıdakilerden hangisidir? A şıkkı İhlas Nas, B şıkkı Felak Nas, C şıkkı Felak Kevser, D şıkkı Felak Fil. Evet, Muavvizeteyn adı verilen sure çifti Felak Nas'tır. Doğru cevap B şıkkıdır. 7. soru. Hazreti Peygamber arkadaşlarından Ukbe bin Amir'e Muavvizeteyn'i oku. Şüphesiz ki sen onların benzerini okumamışsındır demiştir. Bu hadisteki altı çizili kelimenin anlamı aşağıdakilerden hangisidir? A şıkkı kendisiyle Allah'ın korunmasına sığınılan, B şıkkı kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım, C şıkkı Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla, D şıkkı Allah'tan başka Tanrı yoktur. Evet, Muavvizeteyn'in anlamı kendisiyle Allah'ın korunmasına sığınılandır. Doğru cevap A şıkkı olacak. B şıkkı kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Euzubillahimineşşeytanirracim'dir arkadaşlar. C şıkkı Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Bu da Bismillahirrahmanirrahim'in anlamıdır. D şıkkı Allah'tan başka Tanrı yoktur. Bu da La ilahe illallah yani kelime-i tevhidin anlamıdır. Doğru cevap A şıkkıdır. 8. soru. Muavvizeteyn sureleri ile ilgili aşağıdaki bilgilerin hangisi yanlıştır? A şıkkı Allah'ın adı anılmaktadır. B şıkkı Kur'an'ın son iki suresidir. C şıkkı kötülükten Allah'a sığınılmaktadır. D şıkkı indiriliş sırasında ilk iki suredir. Evet. Arkadaşlar A, B ve C şıkları doğrudur fakat indiriliş sırasında ilk iki sure değildir. İlk indirilen sure Alak suresinin ilk 5 ayetidir. Doğru cevap D şıkkıdır. 9. soru. Hazreti Peygamber kendisine bir şikayetini anlatan sahabiye şu duayı öğretmiştir. Yatağına girdiğin zaman şöyle dua et. Allah'ın gazabından, azabından, kullarının kötülüklerinden, şeytanların ayırtmalarından ve yanına yaklaşmalarından Allah'ın hükmüne ve iradesine sığınırım. Buna göre sahabinin şikayeti aşağıdakilerden hangisidir? A şıkkı geceleri kabus görüyorum. B şıkkı oturduğum yerde uyuyorum. C şıkkı sabah ezanını duymuyorum. D şıkkı yeteri kadar uyuyamıyorum. Peygamber Efendimizin sahabiye öğretmiş olduğu dua Allah'ın gazabından, azabından, kullarının kötülüklerinden, şeytanların ayartmalarından ve yanıma yaklaşmalarından Allah'ın hükmüne ve iradesine sığınırım diyor. Yani bu sahabinin şikayeti A şıkkındaki geceleri kabus görüyorumdur. Doğru cevap A şıkkıdır. 10. soru. Aşağıdaki ifadelerden hangisi Nas suresinin bir bölümünün anlamıdır? A şıkkı de ki o Allah'tır, tektir. Şimdi bu İhlas suresinin bir kısmıdır arkadaşlar. Kul huvallahu ehad, Allahu samet diye devam ediyor bakın. Bu Nas suresinin bir bölümü değildir. B şıkkı o sinsi vesvesecinin şerrinden. Evet, min şerril vesvesil hannas diyor ya arkadaşlar, Nas suresinin bir bölümü işte bu B şıkkında. C şıkkı muhakkak ki biz sana Kevser'i verdik. Bu da Kevser suresindeki bölümdür. İnne a'tayna kel-Kevser. D şıkkı selam bize ve Allah'ın iyi kullarının üzerine olsun. Bu da Tahiyyat duasındaki bir bölümdür. Esselamu aleyna ve ala ibadillahi salihin. Evet, Nas suresinin bir bölümü B şıkkındadır. Doğru cevap B şıkkı. 11. soru. Aşağıdaki ifadelerden hangisi Nas suresinde bulunmaz? A şıkkı minel cinneti ven nas. B şıkkı kul euzu rabbin nas. C şıkkı ve ileyke nes'a ve nahfit. D şıkkı min şerril vesvesil hannas. Evet. Nas suresini bir okuyalım arkadaşlar. Bismillahirrahmanirrahim. Kul euzu bi rabbin nas, melikin nas, ilahin nas, min şerril vesvesil hannas. Ellezî yuvesvisu fî sudûrin nas minel cinneti ven nas. Dolayısıyla C şıkkındaki ifade Nas suresinde bulunmaz. Doğru cevap C şıkkıdır. 12. soru. Nas suresinde aşağıdaki kavramların hangisine değinilmemiştir? A şıkkı ilah, B şıkkı Rab, C şıkkı cin, D şıkkı Samet. İlah, Rab ve cin kavramlarına değinilmiş fakat Samet kavramına değinilmemiştir. Arkadaşlar Samet kavramına İhlas suresinde değinilmiştir. Kul huvallahu ehad, Allahu samet. Bakın Samet İhlas suresinde geçiyor. Doğru cevap D şıkkıdır.